Değerli dostlar, herkese tekrar merhabalar. Umarım iyisinizdir. Ekranımızda yine standart yasal uyarımız. Kesinlikle burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Almak, satmak, tutmak tamamen sizlere aittir değerli dostlar. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi ihmal etmeyin. 7/24 kripto para alımı için Binance borsasına ömür boyu %10 komisyon indirimiyle üye olmak için referans kimliğimiz üzerinden hemen videonun altında açıklama yorum kısmına referans kimliğimi bırakıyorum. Buradan kaydınızı %10 komisyon indirimiyle gerçekleştirebilirsiniz. Hisse, emtia, forex, kripto para analiz istekleriniz için katılı farklı kategorilerden aktif hale getiriniz değerli dostlar ve bu şekilde hisse, kripto para, FX analizlerini talep ediniz. Herhangi bir videonun altına açıklama herhangi bir videonun altına direkt yorum kısmına istediğiniz katıla dahil olan arkadaşlarımız istedikleri pariteyi, kripto parayı, hisseyi yazabilirler. Evet, bu videomuzda katıla dahil olan arkadaşlarımızın sormuş olduğu 5 tane kripto paranın teknik analiz çalışmasını yapmış olacağız. Umarım faydalı bir video olur değerli dostlar. Hemen videomuza geçelim. Bitcoin ile başlayacağız. ADA, HEBAR, LINK, ALPA şeklinde devam edecek değerli dostlar. Bitcoin ile başlayalım. Hemen grafiğimizi sıfırlayalım. Değerli dostlar, Bitcoin'deki sert düşüş acaba nerede frenleyecek? Bu sorunun cevabı için iki tane hassas noktanın çakışmasını sizlere sunacağım. Bu noktanın oldukça önemli olduğunu, bu noktadan gelecek bir hamlenin tekrar bir buy yani alım sinyali olabileceğini söyleyebiliriz. Öncelikli olarak bakınız şöyle şu noktayı alıyoruz değerli dostlar, bakınız böyle ana bir destek noktamız var. Ve yine bakınız bu noktanın herhangi bir yerine temas etme olasılığımız var. Biz şu noktayı da alıyoruz değerli dostlar. Burası nedir? Sarı bölge destektir. Yani support. Bu destek noktası değerli dostlar bizim için önemli. Bakınız şu noktada daha önce direnç vazifesi gören, bakınız daha önce direnç vazifesi gören bu bölge bizim için bir destek vazifesi görecektir burada değerli dostlar. Onun için bu noktayı ne yapıyoruz? Önemsiyoruz. Bakınız bu nokta bizim için bir destek noktası olacak mı? Hep beraber takip etmiş olacağız. Yani ortalama bir değer verecek olur isek, bakınız sadece ortalama, yani bu nokta atışı olmaz arkadaşlar, ama şöyle baktığımız zaman 40 bin bandı değerli dostlar, bakınız bu banda kadar bir geri çekilme olasılık dahilinde, bakınız bu bölgeye kadar geri çekilme ve tabii ki sonrası bizim için önemli değerli dostlar. Bakınız böyle gelip buradan tekrar yukarıya verecek mi, bizim için önemli olan bu. Bu noktada değerli dostlar, eğer bu ana destek 40 bin bandı kırılır ise bu sefer daha kötü senaryolar karşımıza çıkabilir. 40 bin altında da bakın şu bölgeye doğru bir yöneliş gelebilir değerli dostlar. Ama şimdilik biz burayı es geçiyoruz. Bizim için önemli olan 40 bin bandı daha önceki destek bölgesinin değerli dostlar takip edilmesi olacak. Şöyle de bir Fibo atalım. Fibonacci bakınız. 0.618'in 40.470. Arkadaşlar görüldüğü üzere bakınız 40.000 Bitcoin'de olası güçlü destek noktamız. Bakalım bu bölge test edilecek mi? Buraya kadar gevşeyip buradan bir yukarı yönlü hareket değerli dostlar. Bakın şuradan şu bölgeden bir alım gelecek mi? Hep beraber takip etmiş olacağız Bitcoin'i. ADA'ya bakalım şimdi. ADA USDT'ye bakalım. ADA'yı yakından takip ediyorum. En son değerli dostlar kripto para analizi yaptığımız zaman sizlerle neleri paylaşmıştık hatırlarsanız Bitcoin, Ethereum, ADA, BNB, DOT, Ripple paylaşmıştık. Ve bunların içerisinde en güçlü olanın ADA olduğunu söylemiştik. Ve gerçekten ADA bizi yukarıya taşıdı. Güzel bir getiri bıraktı. Şu anda da bir sıkışma bölgesindeyiz. Hemen bakalım ADA'daki bu sıkışma noktası nedir? 1 saatlik grafik üzerinden hemen Cardano'ya bakıyoruz değerli dostlar. Evet,
geçen analizini yaptığımızda bu bölgelerdeydik. Bakınız şöyle katlama hedefimize falan geldik. Üst banda henüz gelmiş değiliz. Değerli dostlar, yine bu bölgelerde şöyle çizimleri kaldıralım artık. Güncelleyelim. Şöyle bir sıkışmanın olduğunu görüyoruz değerli dostlar. Bakınız. Görüldüğü üzere şöyle bir destek bölgemiz var. Bu noktada hemen üstten de çizelim direnç noktasını. Şöyle kabaca arkadaşlar. Bakınız bir daralma, bir sıkışma noktası içerisindeyiz. Bu da demek oluyor ki burada sert bir hareket gelebilir. Arkadaşlar her açıdan şöyle baktığımızda bu sert hareketin yönü noktasında yine geçmişteki bölgeyi çizeceğim. Bakınız şurası oldukça önemli. Daha önce çalışmış bu direnç noktası bizim için bir destek noktası vazifesi görebilir. Buraya dikkat ediyoruz değerli dostlar. Adada güzel bir fırsat olabilir. Çift yönlü işlem yapanlar için Bitcoin Binance borsasında hemen referans kimliğim üzerinden kaydınızı yaparsanız çift yönlü 3x, 5x, 10x yani 50x ama çok da kaldıraç kullanmanızı kesinlikle ve kesinlikle tavsiye etmiyorum. Kesinlikle sıkıntılı. Yani şöyle 3, 5, 10 hadi bilemediniz. Gidin ama çok da açılmayın. Kaldıraçlı işlemlere çok da bel bağlamayın değerli dostlar. Ki illaki de kaldıraçlı işlem yapacaksanız ki ben şahsen yapıyorum. Yani bir düşüş öngörüsü olduğu zaman satışa koyuyorum. Ama kaldıracımı ne yapıyorum arkadaşlar? 10x, bakınız 5x gibi değerlerle. Bazen çok emin olduğum noktalarda 20x kullanıyorum ama 50, 60 böyle yukarı doğru giderseniz sizler için sıkıntılı olabilir değerli dostlar kaldıraçlı işlem yapmak. Onun için böyle kaldıraç oranı düşük tutarak örneğin konuyu nereye getireceğim. Bakınız buradaki sarı bölgemiz bir onay hareketi olabileceği gibi. Bakın burada sıkışıyoruz. Burada ayılar ve boğalar savaş halinde değerli dostlar. Oradaki aşağı doğru kırıldık. Böyle bir durum oluştu. İşte burada short pozisyonu açılabilir teknik anlamda. Ama kaldıraç oranını zayıf tutun arkadaşlar. Yani çok yüksek kaldıraç oranları yapmayın vadeli işlemlerde. Evet, ne yaparsınız nihayetinde alım fırsatı yoksa ortada bir düşüş varsa arkadaşlar yapın 2x, 3x, 5x hadi 10x ama abartmayın arkadaşlar. Evet, hassas bir noktadayız. Yine bu sarı çizgi geçmişte çalışmış olan bir destek noktası görecek mi? Şu şekilde yukarıya tekrar şahlanacak mıyız? Burası önemli değerli dostlar. Lakin bu noktada dikkat edeceğimiz husus değerli dostlar. Dikkat edeceğimiz husus kesinlikle ve kesinlikle bu bölgede sakin kalıp şöyle havayı koklamak olmalı değerli dostlar. Evet, burada sakin kalacağız. Sükunetimizi koruyacağız. Yine şu noktadan da alım yapabiliriz. Şöyle destek bölgesi olarak. Bakın şöyle bir nokta içerisindeyiz. Grafiğimizi şöyle sıfırlayalım, büyütelim. Bakınız arkadaşlar. Net bir şekilde bu bölge savaş alanı. Evet, ortalık savaş alanı. Bakalım neler olacak. Şu bölge ve bakın bu bölge. İkili bir bölge. Bu bölgelerde ciddi bir savaş. Ayılar ve boğaların savaşı olacak. Bu noktalarda çok net fikirler, düşünceler, öngörülerde bulunamayız değerli dostlar. Ciddi anlamda fake hareketler de atılabilir burada. Yani en samimi bölgesi diyelim. Yukarı yönlü hareketin oluşabilmesi için bakınız şu alanın üstüne atmamız gerekir. Aşağı yönlü bir oluşumun devam etmesi için en azından hem şu ana destek hem de sarı bölgenin altına düşmemiz long ve short anlamında önemli olacaktır. Yani milimetrik değer isteyebilirsiniz ama arkadaşlar burada her an her şekilde değişiklikler olabilir. Ama şöyle kapanış bazlı bakıyorum. Yani 1.16'ların altında şöyle 2 saatlik bir kapanış gelir ise geriye doğru düşüşler hızlanabilir. Buraya dikkat edelim. 1.16 bölgesi altında sıkıntılar yaşayabiliriz. 1.16-70 bantları bizim için önemli değerli dostlar. Evet, adada kritik süreç. Bakalım neler olacak değerli dostlar. Yine kavşak noktamız, bakın şu kesişme noktamız. Belki de güvenli bölge olabilir. 1.22 bantları yine yukarı yönlü hareket için önemli değerler. Evet, adada durum bu şekilde değerli dostlar. Hebar'a bakalım şimdi. Evet,
Ebar'daki durum nedir? Hemen bakıyoruz. Ya arkadaşlar gerçekten muhteşem ötesi. Bakın daha önceki böyle yapıp da çizdiğimiz hareketleri, daha önceki analiz çalışmalarımızın başarıya ulaşması. Bakın ya gelin gidin tarihe bakınız. Sıkışma sonrası hareket, onay hareketi, yükseliş. Daha sonra sarı bölgeyi çizdik. Bu bölgenin üzerinde dedik bakınız. Şöyle yukarı çizdik, aşağı çizdik. Yani tam milimetrik olmasa da ana mantığı anlatmaya çalışıyorum. Hepsinin aslında gerçekleştiğine ne yapıyoruz? Şahit oluyoruz. Onun için böyle gerçekleşmiş videonun üzerinde fazla durmuyorum artık. Burayı da ne yapıyorum? Siliyorum, şöyle resetliyorum. 4 saatlik grafiğe alalım değerli dostlar. Bakalım HEBAR'da neler var, HEDARA'da grafiği sıfırlayalım. Evet, değerli dostlar. Teknik anlamda aslında geçmiş bölgenin şu anda altındayız. Ha, sıkıntı mı? Bence burası sıkıntılı arkadaşlar. Şu sarı bölgenin altında iş biraz sarpa sarabilir. Bu noktada dikkat etmeniz gerekir. Evet, sarı bölgenin altında dikkatli olmakta fayda var diyorum. Şöyle bizi karşılayabilecek noktalar nelerdir? Şöyle bir bakalım birkaç açıdan. Burası zayıf bir destek. Evet bakın asıl nokta şurası arkadaşlar. Daha önce gerçekleşmiş kırılım noktası. Bakınız 1, 2, 3. Bakınız bu bölgelerin altında kalmamız sıkıntılı. Evet. Majörde sarı bölge bizim için önemli. Bu seviyenin üzerine atmalıyız 4 saatlikte. 4 saatlikte şöyle baktığımız zaman değerli dostlar. Evet. Şu değerin altında sıkıntı yaşayabiliriz. Bakınız 10.34'lerin altında sıkıntı olabilir. Buraya dikkat edelim. 10.34'ün üzerinde pozitif değerlendirmede bulunabiliriz. Ama altına gelecek sarkmalarda satışın devam etme potansiyeli söz konusu diyebiliriz değerli dostlar. 10.34 bandı üzerinde tutunmamız gerekir değerli dostlar. Burada yine yukarıda bizi bekleyen önemli nokta neresi? Şurayı da çizelim şöyle. Şu iki nokta bizim için önemli. Evet, 11.70 daha aşağıda 11.30 bantlar arkadaşlar. Bu banda kadar hareket gelebilir ama sarı bölgenin altını dikkat etmemiz gerekiyor. HEDARA'da. Evet. Ama şunu söyleyeyim. Bakınız daha önce sizlere anlattığım sunumunu yaptım. Bakınız HEDARA, HEBAR benim beğendiğim bir kripto para dedim. Ya yok gizlilik bilmem ne falan filan pek tasvip edilmedi HEBAR yapısı itibariyle. Ama güzel getiri elde ettik değil mi değerli dostlar? Yani HEDAR'da, HEBAR'da pardon. Yani bu çalışmalarımıza bakıp da kazanç elde etmeyen yatırımcı arkadaşımız yoktur diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi bu noktada dikkat edeceğiz. Niçin? Nasıl ki burada bir çanak oluşumu vardı. Bu teknik olarak bakın şu bölgeye kadar geldi. Şimdi de şuradan bir sol omuz, baş ve sağ omuz pozisyonu olduğunu görüyoruz. Bu ters çanak katlama tekrar bakın şu bölgeye kadar bizi taşıyabilir arkadaşlar. Onun için şu değere dikkat ediyoruz. Bu değerin altında risk faktörümüz söz konusu değerli dostlar. Evet. 0.07'lere kadar bakınız bir geri çekilme potansiyeli söz konusu olabilir. Evet. Ama şu anda yeşil mumumuz yanmış bu destekten. Bakalım buradan tekrar bakın 0.11 bandına kadar bir hareket gelecek mi? Bunu da takip edebilirsiniz ama bu nokta şu rakam sizler için önemli değerli dostlar. Evet. Linke bakalım şimdi de. Evet değerli dostlar linkte de bakın yine çalışmamız net. Burada kırılım geldikten sonra bakınız onayını da alıyor. Hemen şunun renk tonunu değiştirelim. Şu bölgede değerli dostlar onay hareketinde alıyor ve bakın destek 1, destek 2, destek 3 kırıldı. Hop aşağı onayını aldı. Yani burada da kritik değerli dostlar burada da teknik anlamda sıkıntılar yaşayabiliriz. Dikkat etmekte fayda var diyorum. Kesinlikle tabii yatırım tavsiyesi değil. Almak, satmak, tutmak sizlere ait. Ama burada ters bir flamavari bir hareketi de söyleyebiliriz değerli dostlar. Yani burada kesinlikle ve kesinlikle dikkat ediyoruz. Aşağı yönlü bakınız bir hareket oluşabilir.
Evet, umarım ters bir filamaya gitmeyiz değerli dostlar. Şimdi bu ters filama oluşumunda bizim nerede bu filama onayını alır? Onun da cevabı şu şekilde değerli dostlar, bakın. Sarı bölgenin altı artık sıkıntılı. Evet, sarı bölgenin altını sıkıntılı olarak değerlendirebiliriz. Yani olası bir şekilde bu bölgenin altına saktığımızda bakın şöyle 8.30'lara kadar, 8 bandına kadar geri çekilme pozisyonu söz konusu olabilir. Dikkat ediyoruz değerli dostlar bu bölgeye. Evet. Teknik anlamda şimdilik şöyle biraz sıkıntılı gözüken kriptolardan değerli dostlar. Bir saat grafiğine bakalım. Buradan tepkiler oluşabilir, yukarı yönlü hareketler gelebilir. Yani buna bir şey demiyoruz arkadaşlar. Yani bu tepkiye oynamak olur ama teknik anlamda şimdilik bir sıkıntımız söz konusu. Dikkat edelim. Yani buradan artık düşüş baş göstermiş. Saat bazında baktığımız zaman 22.33, 20.77 sırasıyla bu bölgeler desteklerimiz. Yani bu bölgeler şöyle bir koklatabilirler, öptürebilirler. Yani bu bölgelerin altına sarkmamız kötü olur arkadaşlar. Yani buralardan tepki noktamız da olabilir yukarıya doğru ama şimdilik negatif senaryomuz halen devam ediyor. Link USDT'de değerli dostlar. Evet.